İngiltere dedi ki İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Kıbrıs bölünsün diyor. Yani biz İngilizler hani bu meselelerde hiç böyle etliye sütlüye karıştığını duymuyoruz. İngiltere ile ilgili her gün işte koronavirüs salgını, ikinci dalga, çok kötü bir manzara var İngiltere'de. Boris Johnson sürekli o saç baş dağılmış vaziyette hep bir virüsle salgınla mücadele eden fotoğraflarını, görüntülerini görüyoruz. Ama halbuki Doğu Akdeniz'le ilgili de mutlaka işte satır aralarında olsa da bazı herhalde ajandası var. Şöyle, bundan önce Doğu Akdeniz'deki sınırlar çizilirken masada olan en önemli aktör İngiltere'ydi. Evet. Bunu unutmamak lazım. Ve hala İngiltere dünya sahnesinde işte önemli devletlerden birisi olarak ortada. Diğer aktörlerden bir tanesi işte Fransa'ydı. O bir şeyler yapmaya çalışıyor ama neticede en fazla menfaat elde eden o çizilen sınırlardan İngiltere oldu. Bu süreç içerisinde İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı ve bu çıkış sürecinde özellikle ifade etmek lazım ki İngiltere Avrupa Birliği'nin hem geleceğini sorguluyor, çok bir gelecek görmüyor benim kanaatimce. Hem de Rusya ile Avrupa Birliği arasında uzun vadede bir çatışma riskini görüyor. Ve bu riskin içerisinde de Avrupa Birliği üyesi olarak çok yer almak istemiyor diye düşünüyorum. Çünkü baktığınızda Amerika, İngiltere, işte Yeni Zelanda, Avusturya, Avustralya bunlar kraliçenin ülkeleri Evet. diye ifade edelim. Öyle onlar da öyle ifade ediyorlar. Bunlar kendi aralarında zaten bir birlik içerisindeler. Ve başkasının riskini, ekonomik riskini, siyasi riskini, askeri riskini 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi taşımak istemiyor. Böyle bakmak lazım sürece belki çok uzun vadede. Ama bu projeksiyonların hepsini yaptığını düşünüyorum İngiltere'nin. Tabii bu Kıbrıs ayrılmalı açıklaması çok manidar. Kıbrıs'taki garantör ülkelerden birisi olan İngiltere'nin ve bu süreç içerisinde Kıbrıs birleşsin, Kıbrıs'ta çözüm bulunsun, Avrupa Birliği içerisinde de bunları dile getirmiş bir ülkenin şimdi bunu niye kalkıp söylediğine bakmak lazım. Mutlaka İngiltere'nin menfaatleri bunu gerektirdiği için bir de belki de kamuoyunda daha sonra konuşulacak bir şeyi şimdiden kamuoyuna hazırlamak için ifade ediyor olabilir. Çünkü ajandalarında böyle şeyler olabilir. Uluslararası alanda hem yazılıp çiziliyor Kıbrıs'la ilgili bir birlik, bir ada bütünlüğü, işte bir federatif yapı değil. Kıbrıs'ta ikinci alternatif olarak bir ayrılıktan da bahsediyor bazı uluslararası çeviriler, akademisyenler. Bunun aslında bir sinyalini de Kıbrıs seçimleriyle ilgili görüyoruz. Yani bu şartlar altında yeniden masaya oturulmasının Kıbrıs'taki biliyorsunuz başbakan çok açık Evet. şekilde söylüyor. Diyor ki bu şartlar altında sonucu ne olacağını bildiğimiz çözümsüzlük olan Rumların sadece zamanı yayarak vakit geçirmek için kullandığı bir çözüm sürecinin içerisinde yer almanın makul olmadığını düşünüyoruz. Ve bu süreç içerisinde yine Kıbrıs'la ilgili Kapalımaraş'ın açılması, Türkiye'nin bu konudaki ön açıcılığı, desteği ve bütün riskleri tabiri caizse göğüslemeye karşı olması ve Kıbrıs'ta bu konuda adımlar atılmış olması da son derece önemli. Rahmetli Erbakan Hoca'nın tabiriyle Kıbrıs dünyanın en büyük uçak gemisidir. Dolayısıyla o uçak gemisi içerisinde en son aşamada biraz önce konuşurken ifade edildi. Amerika Kıbrıs'a hani bize şimdi Sevilla haritası şeydir, resmi değildir, herhangi bir resmiyeti yoktur diyenler siz dediniz. Mayıs ayı içerisinde Atina Büyükelçisi Amerika'nın işte biz Yunanistan'ı destekliyoruz dedi. Sonra Amerika Dışişleri Bakanı oraya gitti. Orada bir Amerika üssü Evet. var artık öyle bakmamız lazım. Ve Amerika bunları görüşürken artık buraya Rus gemilerinin yanaşmasını da istemiyoruz dedi. Tabii Rum kesimi çok bu işlerde ölçülü değil. Ona da tamam diyor, öbürüne de tamam diyor. Fransa'ya da deniz üstü verdi Yani pek biliyorsunuz. cüsselerine bakmadan böyle bütün o dev aktörleri aynı parmağında oynatmaya çalışıyorlar. Çalışıyor. Dev aktörlerin işine geldiği için şu an öyle bir şey var. Yani size müsaade etmiş Rusya olarak sıcak denizlere inmek gibi bir böyle yüzyıllara sari bir amacınız var. İnmişsiniz zaten Suriye'de. Kıbrıs'ta da neden bir üssünüz olmasın? Zaten geçmişten beri var. Onu niye muhafaza etmiyorsunuz? Amerika zaten Girit'te NATO üssü vesaire kendi birlikleri. Yunanistan'daki tabii en son yapılan tatbikat da manidar onu ifade etmek lazım. Evet. Yunanistan'a kara birliklerini getirmesi. Kıbrıs'ta kalıcı bir üs ortaya çıkarması, Fransa'nın orada olması, İngiltere zaten var biliyorsunuz ciddi bir üssü var İngiltere'nin Kıbrıs'ta. Dolayısıyla bu süreç içerisinde onların hepsine, onların menfaatine bir şey vererek onları oynatıyormuş gibi yapıyor. Neticede bu düveli muazzamanın
menfaatleri var. Kıbrıs yoksa umurlarında falan değil. Kıbrıs adası gibi kaç tane adayı, Kıbrıs'ta yaşayan insanlar gibi milyonlarca insanı Suriye'de görüyoruz, feda edebilirler. Bunlar çok önemli şeyler değil bu emperyalistler için. Ama işine geldiği için kazan kazan yapıyorlar. Orada tabii Türkiye'ye bir tehdit oluşturulması karşısında Türkiye'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üslerini tahkim ediyor. İnsan savar araçları ve hava üssünü tahkim ediyor. Orada onlara karşı da ciddi bir gelecek saldırılara, gelmesi muhtemel saldırılara karşı ciddi bir tahkimat yapıyor. Orayı da güçlendiriyor. Bunu da hep birlikte görüyoruz. İnsan savar araçlarıyla hem Suriye tarafındaki o alanı kontrol ediyor. Körfez bölgesiyle ilgili istediği zaman müdahale edebilme veya güç gösterisi gerekirse bunu yapabilme, tatbikat gerekirse bunu yapabilme yeteneğine sahip oluyor. Çok uzak değil Türkiye'den ama fiilen orada bir güçlü üssün olması son derece önemli. Tabii Avrupa Birliği bütün bu süreçlere, bütün bu olanlara müdahil olmaya çalışırken İngiltere'nin eksikliğini bence görüyor. Çünkü Fransa tek askeri güç olarak var. Önceden İngiltere vardı. İngiltere'nin askeri gücü önemliydi. Stratejik ve diplomatik gücü de önemliydi ve bunu aktif olarak kullanıyordu. Almanya'nın maddi gücü, İngiltere'nin diplomatik başarısı, İngiltere ve Fransa'nın askeri gücüyle birlikte bir birlik oluşturuyorlardı. Dediğim gibi Fransa'nın Avrupa Birliği'nin geleceğini konuşmak lazım. Avrupa Birliği'nin geleceği nasıl? Türkiye'ye karşı belli bir süre Avrupa Birliği çok ciddi bir kaldıraç etkisi oluşturdu attığı adımlarla. Ama şu an gelinen noktada gerek Avrupa Parlamentosu'nda alınan kararların, gerek Avrupa Birliği'nin aldığı kararların Türkiye'ye karşı ne kadar etkili olduğu Avrupa içerisinde de çok ciddi sorgulanıyor. Ve artık o kaldıraç etkisini, yani bir şey yaptırabilme, güç olarak Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye karşı kullanabilme etkisinin çok zayıfladığını görebiliyoruz. Bunu aslında Avrupalılar da görüyor. Gene biraz önce söylediğim gibi bu anlamda Avrupa Parlamentosu'ndaki bence en önemli yerlerden bir tanesi kapsayıcı diyaloğa başlatılması gerektiğiyle ilgili bir ifade var. Bu son derece önemli. Çünkü son dönemdeki Avrupa Parlamentosu kararlarında ve Türkiye raporlarında sürekli Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci dondurulsun, hatta sona erdirilsin, Türkiye'ye ciddi yaptırımlar yapılsın, öyle olmaz, böyle olmaz diye çok üst perdeden ve yaptırım dili kullanılırken şimdi kapsayıcı diyaloğun yeniden başlaması mesajı var. Ki biliyorsunuz parlamento, konsey, komisyon bunlar hep aldıkları kararlar itibariyle birbirlerine atıf yapan, birbirlerine gerekçe oluşturan. Yani Türkiye ile bağları koparmayalım, şeyler. Bırak koparmayı daha da güçlendirelim, Türkiye ileride bize lazım olacak noktasında bir... Çünkü etkimiz kalmadı. Evet. Türkiye artık ben ulusal menfaatlerim neyi gerektiriyorsa yaparım aşamasına geldi. Bu saatten sonra Avrupa Birliği ona ben sana şunu yaparım, şöyle olur, böyle olurun hiçbir etkisi yok. Böyle olduğunda da böyle bir komşuya karşı Avrupa Birliği'ni zayıflatan bir süreçle karşı karşıyayız. Yani üyelik süreci Türkiye için stratejik önceliktir. Ama stratejik öncelik benim ulusal menfaatimle çeliştiğinde ben ulusal menfaatimin gereğini yaparım aşamasına Türkiye'yi getirmiş olduğunun farkında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.